Efendim herkese merhaba. Eskişehir'e hoş geldiniz. Eskişehir bildiğiniz gibi son yıllarda yerli yabancı turistlerin ve özellikle de öğrencilerin çok ilgisini çeken bir şehir. Ben de buraya daha önce gelmiştim. İkinci bir kez gelip sizin için de çekmek istedim. Sabah treni atladım. 3 saat içinde buraya geldim. Eskişehir'in bu hale gelmesinde tabii ki Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen Hoca'nın 25 yıl yaptığı belediye başkanlığı çok önemli. Çünkü burası bir Ege veya Akdeniz şehri olmamasına rağmen Anadolu'nun ortasında ama bütün dünyadan veya ülkemizin diğer köşelerindeki çok güzel mimari detaylar burada yaşatılmaya başlanmış. O yüzden de öğrenciler burayı da çok seviyorlar. Akşam trende geri döneceğim. Burada çok fazla zaman kaybetmeyeyim ama size kısa bir Eskişehir turu aktarmak istiyorum. En azından günübirlik Eskişehir'i görmeyenler için neler yapabilirsiniz bir fikir vermek istiyorum. Hadi şimdi hemen turumuza başlayalım. Şimdi Eskişehir'i tam ortasından bölen Porsuk Çayı'nın üzerindeyim. Burası bir Amsterdam, Venedik değil ama şu anda şehrin çok önemli bir yaşam yeri haline gelmiş. 1990'larda şehrin çöplüğü buraya dökülürken şimdi Amsterdam'daki gibi botlar, Venedik'teki gibi gondollar bu şehrin içinde dolaşıyorlar. Şimdi biz bir bot turu yapalım. En azından bir Porsuk Çayı'nın içinde bir tur atalım. Size onun etrafını göstereyim. Ondan sonra da şehrin içine doğru devam edeceğiz. Hadi buyurun. Porsuk Çayı'nın içinde gondollarla veya botlarla gezinti yapabiliyorsunuz. Ben şu an bir bota bindim. 15 dakika sürüyor. 20 liralık bir ücreti var. Saat başlarında kalkıyor. Eskişehir'de bir Tatar kültürü hakim. Bunun sebebi de 13. yüzyılda Moğol istilasından kaçan Tatarlar bu bölgeye yerleşmişler. 18. yüzyılda da Ruslardan kaçan yine Tatarlar aynı buralara yerleşmişler. O yüzden de Eskişehir'in yöresel yemeklerinden olan balaban köfte ve çiğ börek aslında bir Tatar yemeği. Şimdi ben de öğle yemeği olarak bir balaban köfte yiyeyim. Balaban da bol anlamına geliyor. Yani kebabın üstünde bolca bir et yiyeceğiz demek ki. Abdüsselam isminde bilinen bir lokanta var. Oraya gidelim. Ondan sonra odun pazarına doğru devam edeceğiz. Pidenin üstünde bol tereyağıyla servis edilen köfte ve bonfile şiş gerçekten denenmesi gereken bir lezzet bence. Geldik Eskişehir'in en çok turistik olan, en çok bilinen yerine, odun pazarı evlerinin olduğu yere geldim. Burası UNESCO tarafından da koruma altına alınan, eskiden odun satılan bölgeymiş ve buradaki eski evlerde belediye tarafından rengarenk restore edilmişler. Gerçekten çok güzel. Odun pazarı bölgesi buradaki eski evlerinin dışında, onlar zaten çok güzel ama buradaki müzeleriyle, kafeleriyle de çok sevimli bir yer. Buraya geldiğinizde Yılmaz Büyükerşen'e ait Balmum Müzesi var, Cam Müzesi var, Kurtuluş Müzesi var. O müzelerin hepsine mutlaka geldiğinizde uğramanızı ben tavsiye ederim. Ben daha önceki gelişimde uğramıştım. Ama bu gelişimde ben birkaç sene önce burada açılan Modern Müze'ye uğramak istiyorum. Size de oraya göstermek istiyorum. Hadi buyurun beraber bakalım. Şimdi de geldik Eskişehir'in 2019 yılında açılan Modern Müzesi'ne, OMM. Japon mimar Kengo Kuma tarafından tasarlandı bu bina. Kendisi beton yüzeyleri azaltıp ahşap, taş ve kağıt malzemeye önem veren bir mimar. Zaten Japon mimarlığında da bu hep ön plandadır. Odun pazarında böyle ahşap, eski evlerin olduğu bir yerde böyle modern ve ahşabın ön planda tutulduğu bir bina. Hem iddialı hem de bence buranın
bu arkamdaki mimariye uyum sağlayan bir tasarım olmuş. Bir mimar olarak ben beğendim. Dış yapısı gerçekten çok etkileyici. Gelin şimdi beraber içine de girelim. İçindeki bir sergiyi gezelim. Çünkü şehirlerde modern müzeler her yerde olmuyorlar. Burada da olması özellikle Eskişehir'e çok yakışmış. Gelin beraber içeri girelim. Müzede bu yıl Yas ve Haz isimli sergi yer alıyor. Eserlerde insan olmaya dair mutluluk, üzüntü, öfke, korku gibi haller resimden fotoğraf ve heykele birçok alanda sergilenmiş. Ve geldik serginin bence en etkileyici olan eserine. Japon heykeltıraş Tanobe Chikusai'ye ait. Bambudan yapılan bu eserde doğadaki dört element olan su, ateş, hava ve toprak konu edilmiş ve bu büyük mekan için özel olarak tasarlanmış. Eskişehir'den dönüş vakti geldi. Yarım günümü buraya ayırdım. Bunu kısa fragman olarak bence değerlendirin. Çünkü Eskişehir'de görülecek çok yer var. Bence hafta sonu 2 gün eğer burada vakit ayırırsanız çok güzel müzeleri var. Özellikle Odunpazarı'nda görmeniz gereken çok güzel yerler var. Arkeoloji Müzesi aklımdaydı. Oraya uğrayamadım ama sözüm olsun bir sonraki gelişimde size hepsini göstereceğim. Birazdan trenim gelecek. O zaman bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.